Lütfen buyurun. Lütfen buyurun. Lütfen buyurun. Bu seçimden birinci partiyi parti çıkmalıdır. Ben bedavadan başbakanlık istemiyorum. Kimseyle de pazarlık etmedim etmem. Biz bunu hak edeceğiz. İyi Parti birinci parti çıkacak. Bakın nasıl kurulduğumuzda, sadece kurulduğumuzda, seçime gittiğimizde bir şey değişti, her şey değiştiyse bu ülkede. Birinci parti çıktığımızda nelerin değişeceğini hayal edin. Bu ülkeye borcumuz var. Bu millete borcumuz var. Atatürk'ün değerlerini alt üst ettiler. Atatürk'ü itibarsızlaştırmak için ona savaş açtılar. Cumhuriyet değerlerini yerin dibine batırdılar. Bütün bunlar için İyi Parti birinci parti çıkmak zorunda. Atatürk için birinci parti çıkmak zorunda. Cumhuriyet için birinci parti çıkmak zorunda. Kadınlar için, çocuklar için, çevremiz için, doğamız için, ormanlarımız için, katledilen, yıkılan ormanlarımız için. Ormanda yanan canlılara beyaz et deyip geçen zihniyetin yıkılması için. Birinci parti çıkmak zorundayız. Bu salonu şereflendiren sizler, sizlere çok büyük bir iş düşüyor. Biz bu yola sandalye değil ayakkabı eskiteceğiz sözüyle çıktık. Allah'ıma şükürler olsun ki ayakkabıları eskittik. Türkiye'yi iki defa 20 Ocak 2020'den sonra iki defa Türkiye'yi ilçe ilçe il il dolaştım. Dolaşmaya devam edeceğim. Sizin de basılmadık toprak, gitmedik köy, çalmadık kapı bırakmayacağınıza eminim ama buradan talimatlandırıyorum. Yapacaksınız. Her gönüle gireceksiniz. Her eve gireceksiniz. Her bir derdi dinleyeceksiniz. Başörtüsüyle ilgili bir mevzu çıktı ortaya. Sayın Kılıçdaroğlu başörtüsüyle ilgili bir kanun teklifi verdi. Helalleşme çerçevesi içinde olduğunu iddia etti. Ve Sayın Erdoğan bunu kendine bir pas olarak aldığını iddia etti. Dedi ki Kılıçdaroğlu bana pas attı, ben bunu gole çevireceğim. 28 Şubat'ta acı çeken kadınların, onların annelerinin, babalarının, eşlerinin, abilerinin o acısı, o acısı, o haksızlığa uğramanın getirdiği ruh dünyası seni bu ülkede 20 yıl iktidar etti. Sana milletin adamı dendi. Hey gidi Erdoğan hey. Hey gidi Erdoğan hey. Meğersem bütün bunlar pasmış ve gole çevrilmesi gerekirmiş. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. Ben o dönemde iki başörtülü yeğenin halasıydım. O kızların neler çektiğini bilir misin? Elbette bilirsin. Ama unuttun Sayın Erdoğan. Senin için güç her şey oldu. Senin için gol atmak her şey oldu. İster fakir fukaranın üzerine bas, ister başörtülü acı çekmiş kadınların üstüne bas. Ve bir gol atmak için döndüler, bir anayasa metni getirdiler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile görüştük. Biz Deva Partisi ile birlikte ortak bir düzeltme yaptık. Bakın düzeltme. Değişiklik bile değil. Çünkü o kadar yalap şalap gol için olmuş ya, gol atacak ya. O kadar yalap şalap, o kadar özensiz, o kadar dikkatsiz bir anayasa maddesi hazırlanmış ki başörtüsüyle ilgili.
iktidar değiştiği takdirde ya da harp olduğu, darp olduğu takdirde, yani iktidar değiştiğinde bizden bahsetmiyorum, harp olduğu, darp olduğu, öyle derler büyüklerimiz, olduğu takdirde ya da birileri çıkıp sen siyasi nedenlerle başını örtüyorsun, aç bakalım başını diyebilecekleri bir madde yazmışlar. Biz de dedik ki başını örten, canı veya örtmeyen, kıyafetindeki tercihlerin, bir kadının kıyafetindeki başından bahsediyorum, üzerinden bahsediyorum, tercihlerini hiçbir şekilde sorgulanamaz maddesini, yani onu düzelttirdik, şöyle bir cümle toplasanız üç kelime ekledik. Düzeltmek için, biliyor musunuz? Düzeltmek için. Ne yaptılar? Komisyonda her iki siyasi parti oy birliğiyle reddetti. Hey gidi hey, bas müminin dalına, gör ondaki imanı. Gördük ki bunların derdi problemi çözmek değilmiş. Bunların derdi meseleyi kalıcı bir biçimde, yani karşılıklı bir rövanş meselesi olmaktan çıkarmak değilmiş. Onun için İYİ Parti bu seçimde birinci parti olmak mecburiyetindedir. Evet, ben başbakan olacağım. Böyle dediğim için de çok siniri bozuluyor herkesin. Siniri bozulma devam etsin muhteremlerin. Evet, başbakan olacağım ama birinci partinin genel başkanı olarak başbakan olacağım. Ve bu ülkenin yeniden birbiriyle sarılan, birbiriyle görüşen, birbirine şucu bucu demeden dost arkadaş olarak bu ülkenin seçmeninin veli nimet olması için birinci parti olması İYİ Parti'nin gerekiyor. Bu şarttır. Bakın, o nedenle seçime 14 Mayıs'ta seçim kararı aldılar ve çok az bir zaman kaldı. Yeteri kadar yorgunsunuz biliyorum. Çok yorgunsunuz biliyorum. Çok 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 çalıştınız biliyorum. Çok cesur davrandınız, çok iddialı ve idealist davrandınız biliyorum. Ama son bir kez hep birlikte irademizi, canımızı, ciğerimizi, her şeyimizi ortaya koyarak, ölümden bahsetmiyorum burada, çalışmaktan bahsediyorum. Ne imkanımız varsa ortaya koyarak çalışmak mecburiyetimiz var. İYİ Parti'nin kendi için değil, benim için de değil, sizin için de değil, bu ülke için, bu millet için, kadınlarımız için, gençlerimiz için, çocuklarımız için, toprağımız için ve yakılan ormanlarımız için. Ve bu ülkenin kurucu değerleri için, kurtaran şehir Samsun, Atatürk'ümüz için, milli mücadelemiz için, cumhuriyetimiz için İYİ Parti'nin birinci parti olması gerekiyor. Size olan inancım tamdır. Kuyla akan nehirlere, pırıl pırıl gözlere, gururla atan kalplere, bir ormanlar gölgesinde, o güneş şimdi doğsun, karanlıklar yok olsun, bizimle gel bu yolda yürüyelim kol kola.